Evet, dün Kuşadası, bugün Didim'deyiz arkadaşlar. 4 milyon 500 bin Türk lirasına size bir ev tanıtmaya çalışacağım. Fiyat da 4 milyon 500 bin Türk lirası, abi de çalıştırdı. Değerli arkadaşlar, sitede kaç tane ev kaldı? 3 tane kaldı. 4 milyon 500 daha önce tanıtmıştım sizlere. Şimdi size örnek bir ev sunmaya çalışacağız. Eşyalıdır. Tabii eşyasız olarak satılıktır. Örnek ev daha makyajlı olsun diye size göstermeye çalışıyoruz. Eşyasız olarak 4 milyon 500'den gelin görün edin. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de yakın. Altın Kuma da yakın diyebiliriz. Bu da bahçemiz. Havuzu da videonun sonunda göstereceğiz. Ve eve bir merhaba diyelim. Değerli arkadaşlar, panjur buraya da koymuşlar. Sinekliği de var. Merhaba evimiz. 4 milyon 500. Şimdi biz az önce merhaba ev dedik. Az önce Altın Kum sahildeydik. 4 milyon 750 bin Türk lirasına da mükemmel kapalı garajlı, kapalı otoparklı bir ev sunduk. Dübleks, yani dübleks. 5,5'a da sunduk. Kuşadası'nda 20'ye de sunduk. 1 milyon 200 bin euroya da sunduk. 1 milyon 600 bin euroya da evler sunduk. Yani demem şu, 3,5'a da evler sunduk. 4,5'a da sunduk. Ama bu ev efeler efeler diyorsanız bana doğru gel. Ondan sonra alın size efeler. 4 milyon 500 örnek. Mutfağımız buradan başlıyor. Çekmeceler, terekler, ev yiyemiz, panjurlarımız, perdelerimiz. Ondan sonra ocak, buraya da dablumbaz gizlenmiş. Dolandık. Mikrodalga. Efendime söyleyeyim, burası da buzdolabı. Mutfağı özetledik mi? Özetledik. Şimdi dilerseniz eşyalı olarak da alabilirsiniz. Yani otele gideceksiniz. Rezervasyon otele çok pahalı. Kardeş, eşyalar da sizin. Aha, eşya parasını verirsiniz. Böyle de oturabilirsiniz. Bu örnek evdir. 4 milyon 500'den aidatları 800 Türk lirası. Televizyonu da buraya koymuşlar. Ayak yolunu gizlemişler TV'nin arkasında. Salona malona bakmıyor. Asma tamam boğucu değil. Biraz daha sade, klasik. Gerçekten bazıları böyle çok böyle göz yoruyor gibi. Göz yormuyor da ne yoruyor? Bir şey yoruyor işte. Yani çok cafcaflı da bazen keyif kaçırıyor. Aha, gizlenmiş buraya da ayak yolu arkadaşlar. Ayak yolu da burası. Yani demem şu, Altınkum sahiline 50-60 metre deniz manzarası olmayan yeni sıfır kapalı garajlı büyük büyük bir tane apartman dübleksi sunduk. Asansörlü güzel. Onu çektik, buraya geldik. O 4750, orada 5,5'a var, 7'ye de var. Akbük'te bir tane eski ev var 3 milyona. Seyrantepe'de bir tane bitişik nizam ev var. Seyrantepe uzaktır. Orada da 2,5'a var. Burada bence şu anda uygundur. Yani son 3 tane kaldı. O yüzden bunu da özetleyelim. Gel şimdi. Değerli arkadaşlar, oda 1. Hele bu odaya bakalım. Hele kardeş, boş mu sen? Dolu mu sen, boş mu sen? Bu da oda 1. Oda 1'i gösterdik. Can, buraya da güzel şeyler yapmışlar. Can, dur çarpışmayalım. Çarpışmayalım. Evet. Bu oda 1'imiz de bu. Yatak başlarda bu ipli lambalar da güzel. Dolap burada. Ev full akıllı bir evdir. Kapıyı kapatmaya gerek yok. Buraya da aynadan kendine bak. Televizyon izle. Ondan sonra değil mi Can? Sonra geldik ikinci odaya. İkinci odamız da bu arkadaşlar. Akıllı ev. Ondan sonra şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Yani Altınkum'da da evler var. Kuşadası'nda var. Canınız nereyi isterse, eğer karar verdiyseniz, başınıza bir iş almak isterseniz muhakkak alırsınız. Ev alacaksanız muhakkak alırsınız arkadaşlar. Burası da etti ikinci oda. Örnek evi sunduk. Bunlar sabittir. Zaten iki tane kaldı diğer evlerden de. Bir de bu üç tane. Ondan sonra bu da böyle. Döndük geldik. Geldik burası da. Burası da üçüncü oda arkadaşlar. Üçüncü oda da bu. Artık ölçün biçin, karar sizin. At sizin, meydan sizin. Geç Can, hele oraya bir daha. Aidatlar 800 lira. Beyefendi, bekçi, güvenlikçi abi de var burada. Ondan sonra özellikle ben bu çalışan emekçilere abi diye hitap etmek istiyorum. Çünkü en alın teri sağlam çalışan onlardır. Burası da çamaşır, bulaşık aşağıdaydı. Yıkama yeri geniş, ayna fena değil, klozet. Burası da yıkama yeri, shower. Banyo güzel. Aşağıda bir ayak yolu var, burada bir banyo var. Banyo gayet güzel arkadaşlar. Aha, bu da kapı. İki kapılı bir handa, taşlar maçlar da gördünüz. Yani nasipse alırsanız lehinize olur, güzel olur diye düşünüyorum. Hele şimdi bir inelim değil mi Can Bey? İnelim, indik, indik. İndik, gönül bakın kız, ben yerden ısıtma, yerden ısıtma da var. Ondan sonra panjurları var. Ne cam diyorlar, bir cam sistemi var ya. Bir güzel bir cam sistemi koymuşlar. Şimdi biz çok da öfseksiz görmeden almayacaksınız. O yüzden
bazı şeyler de bizde saklı kalsın. Sevgili Can, evden çıkalım. Sonra gelip söndürelim. Anahtarımızı alıp gidelim. Ocağına incir diktin gelmezse. Para hele. Para para. Para hele. Bu da bu arkadaşlar. İşinize gelirse gelir alırsınız. Yok arkadaşlar, almazsanız çok selam ederim. Efendim efendim yok. Ben de sizin gibi bir insan, gelip alıyorsanız kar edersiniz. Almazsanız da almayın yani. Burası da havuz. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapabilirsiniz. Burası da bebeklerin havuzu. Burası da yetişkinler. Buradan ne oluyor? Buradan da basamakla iniliyor. Ondan sonra oy gülüm, oy gülüm. Evi bir de böyle göster. Merhaba abi, kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasılsın? Ya sen nohut topladın mı hiç? Nok. Topladın mı? Evet. Sen nok bilir misin? He? Nok bilmesin. Bilirim, niye bilmem abi? Sen elle topladın mı hiç? Evet. Ya işte şimdi onu bana. Biz çok ekiyorduk hani. Sen nerelisin? Tunceli. Hayır canım. Merhaba, hoş geldin. Serçava. Serçava biliyorsun? Ben biraz şey biliyorum. Tamam canım abim, kurbanım, ben de sana takılıyorum. Ve değerli abimiz, büyüğümüz, eli öpülecek toprağım, hemşerim, iki gözüm. Ondan sonra şimdi ben biraz da sohbet yapacağım onunla. Böyle çalışan insanlar gerçekten değerli. Biz de zaman dolduruyoruz ama işten söylüyorum yani, yapmacık demiyorum arkadaşlar. Burayı da size sunduk. Bak diğer tarafta da bir site vardı. Onu da biz oradan bir doktor abilere verdik, bir abiye vermiştik. Doktor abi de bizi unuttu. Biz de onu hiç selam kelam etmiyoruz birbirimize. Burada ailelerimiz var. Onlar da ben bazen dışarıda görmüşüm. Tebessümlü insanlar. Ha, bu site bitti. Sonra bu sitede de 3 tane kaldı. Orada 16 tane vardı. Burada da 16 tane. Ondan sonra burayı da özetledik. Bir hırsız gibi konuşmaya çalışalım. Bu kadar arkadaşlar. Evlerin en güzeli sizin, bizim hepimizin olsun. Saygılarımla iyi günler.